ilk depresyon olduğumu düşündüğüm zaman utanmıştım mesela. Keşke gönül ister hani utanmasaydın. Erkek arkadaşıma bile söylemem yani birkaç ayımı almıştı. Aslında ben biliyordum zor bir yerden geçiyorum. Ama yok ya bu böyle değildir ya da ben bir yolunu bulurum diyordum hep. Çünkü utanıyordum yani sanki utanılacak bir şey varmış gibi. İsmim Leyla, Amerika doğumluyum. Alsancak, İzmir'de çoğunlukla büyüdüm. Yarı Bulgar, yarı Türk'üm. 18 yaşımda Amerika'ya gittim. Sonra master için İngiltere'ye geldim ve son 6 yıldır Londra'da yaşıyorum. İç değiştirecekten 2-3 ay sonra böyle durduk yerde çok korkmaya başladım. Ondan sonra bir 2-3 ay bu korku içerisinde yaşadım. Her şeyden çok korkuyordum. Tatile gideceğiz, Covid çıkıyordu. Covid'den çok korkuyordum. Sanki hani beni öldürebilecekmiş gibi korkuyordum. İnanılmaz bir güvensizlik içerisindeydim. Kararsızlığım çok kötü oldu. Mesela taşımaya çalışıyordum. Evden çıkarken aslında hiç hazır değilim. Adamı çağırmışım. Adama gelmesi ve gelmemesi arasında böyle bir karar vermeye çalışıyorum ama durmadan koridorun arka hani yukarı aşağı gidiyordum. Böyle hani ona parayı versem mi vermesem mi? Versem mi vermesem mi? Çünkü o kadar anın içinde hissediyordum ki o duygulardan başka bir şey yoktu. Düşünemiyordum. Hani her şey sanki o hissiyatmış. Yani hayat o hissiyata dönmüştü. Yani yemek yiyorum, korkuyorum falan. Hani çok alakasız bir hissiyat hissediyordum. Genel böyle bir konuşkanlığım gitti. Arkadaşlarım fark etmeye başladılar. Leyla iyi misin? Böyle garip duruyorsun, neden konuşmuyorsun demeye başladılar. Enerjik olmanın bir faydası yok gibiydi. Biraz böyle bir anlamsızlaşmaya başlamıştı her şey. Çünkü o korku içerisinde sanki bir şey yapmamak daha güvenli hissettiriyordu. Haftalar geçerdi böyle. Hani işe gitmişim, bir şey yapmışım. Bir de iş performansında da belirli oluyor. Yani menajerim fark etmeye başlamıştı. Bir şey yapacağım derdim. Birkaç gün alırdı yapmam. Aslında yapacağım şey çok basit bir şeydi. En kötü kısım herhalde şeydi. Annemlere gittiğim zaman annemler bir anda zaten Leyla sana ne olmuş dediler. Çünkü konuşmak bile istemiyordum onlarla. Yani sanki böyle hani bana konuşuyorlar, merhaba nasılsın, ne ediyorsun falan diyorlar. Ben artık hiçbir şey cevap veremez olmuşum. İnsanları hayal kırıklığına bırakmışım gibi hissediyordum. Çünkü sanki dışarıdan bu benim olmam gereken şey olmamalı gibi. Yani annem bile işte hani ne yaptık biz, neyi yanlış yaptık gibilerinden kendilerini şey yapıyorlardı. Dediğim gibi sevgi içerisinde büyümüşsün, nereden geliyor bu düşünceler vesaire. Bu yaklaşık böyle bir 3-4 ay daha oldu. Ondan sonra bir doktor gördük annemin yardımıyla. İlaca başladım. İlaca başlarken de aslında çok ilaca isteyerek başlamadım. Biraz psikoloji okuduğum için aslında birisiyle konuşma ihtiyacı duyuyordum. Terapist bulmaya çalışmıştım. Ama Covid sürecinde terapist bulmak imkansızdı. Çünkü herkes, hani 2-3 kişiye galiba yazmıştım terapi, yani birisiyle konuşmak istiyorum diye. Tamamen full, hiçbir şekilde kapasiteleri yok. O süreçte hani o ilacı aldım, başladım. Ondan sonra bir ay içerisinde biraz bir kendime geldim. O duyguların ağırlığı biraz sanki kalktı gibi. Orada bir kırılma noktası oldu benim için. Bir gün kendimi böyle sanki dışarıdan görür gibi hissettim. Böyle küçük bir kız hep ağlıyor, hep korkak gibi hissediyor. Yani birisi, bir Leyla başka Leyla'ya bakıyor gibiydi. Fark ettim ki benim dışında hiç kimse bana yardım edemeyecek. O anda bir şey tak etti. Kitap aramaya başladım. Dedim benim kendime bakmam lazım. Böyle bir karar aldım. Bir şekilde birisi içimdeki bir şey karar aldı. Ve o andan itibaren hani hiçbir şekilde hiçbir şey aynı olmadı. Kitap okumaya başladım. İşte David Burns, psikiyatrist ama günümüzün depresyon checklistini bulan hani 70'lerden 80'lerden kalan bir adamın kitabını okudum. Birinci kitabını okudum. O kitap çok yardım etti. Ondan sonra bu konulara sardıkça başka kitaplar okumaya başladım. Ve orada kendimi buldum ya da Leyla diğer Leyla'yı kurtardı gibi oldu. Hani depresyon dediğimiz zaman insanların korktuğu şey mesela hayatını almak olur. Hani
ha sen depresyonda mısın, kendini mi öldüreceksin gibi sorular tabii ki sorulmadı ama insanların aklından geçtiğini biliyorsun böyle şeylerin. Ve aslında hani ona baktığın zaman o olay hayatı değersiz bulman ya da hayattan anlam almaman ve hayatı o kadar çekilmez bulduğun için belirli bir çıkış yolu aradığın için ki bu aslında düşünme şekli dediğim gibi o kadar karanlık bir yere geldikten sonra doğal gelişen bir süreç. Ama aynı zamanda duygularını regüle edemediğin için bir gün bir şekilde düşünüyorsun, diğer gün başka bir şey. Yani o kadar irrasyonel şeyler yapabilirsin ki bugün mesela hani yemek yaparsın, yarın atıyorum bir yerden atlarsın gibi korkutucu bir yer bir aile için. Genel olarak iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Hani annemle babam ve kardeşim çok adaptif insanlar diye düşünüyorum. Yani bir yerden sonra hani çok abartmayalım, hadi hayata devam edelim gibi yaklaştılar ki bu aslında bana iyi geldi. Çünkü o zaman şey dedim, ha tamam yani herkes işini yapıyor, ben de bunu çözeyim falan gibi. Hani ben de böyle kendi çapımda. Hani yoksa hepimiz böyle birlikte üzülsek, şey yapsak belki daha tekrar daha utanabilirdim, daha üzülebilirdim. Korku, bir yandan utançlık, hani bir yandan kabul edilme hissiyatları içerisinde bir şekilde insanlar hani depresyon dendiği zaman onu anlamak istemiyorlar. Ve ben de ona göre seçiyorum mesela bazı arkadaşlarım diyorum. Hani herhalde hani çok hani önem veriyor dışarıdan nasıl göründüğüne ya da bazı konuları hiç konuşmadığım arkadaşlarım var. Böyle daha gerçek dediğim konuları konuşmadığım arkadaşlıklarım var. O arkadaşlıklarına da güzel bir tarafı var ama onlara mesela zorla neden hani bunu anlamıyorsunuz diye hani yani üzülmüyorum, etmiyorum. Hani hiç kimsenin başına vermesin derim geçirdiğim şeyi ama anlayan da anlıyor diye düşünüyorum. Yavaş yavaş daha normalleştikçe daha rahat konuşabileceğimiz bir şey olur diye düşünüyorum. Depresyonun şey olduğunu düşünüyorum. Yani alarm gibi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayatta sen gidiyorsun belirli bir şekilde hayatını sürdürüyorsun. Ondan sonra biz bir şekilde bir süreçten sonra karanlık oluyor aslında hayat. Zevki çıkmayan bir hayat oluyor. O yüzden bana böyle bir hatırlatma gibi geldi yani depresyon. Aslında sen bir şeyden çok uzaklaştın Leyla. Hani geri gel. Şimdiki Leyla, yani şimdiki halimi düşündüğüm zaman kendime daha güvenim var ne açıdan. Bazı zamanlarda ne düşünmem gerektiğini ya da nelere dikkat etmem gerektiğini daha iyi biliyorum. O açıdan kendime bir güven, hani yapabilirim, edebilirim gibi bir güven var içimde. Korkularımı, karanlık düşüncelerimi çok daha iyi tanıyorum. Kendimi daha iyi tanıyorum. Ve dışarısını daha objektif olarak görmeye başladım. Yani dışarısını sosyal, normal bir hayatın geçirebildiği bir yer ama seni tanımlayan, seni sen yapan, senin değerini veren bir yer olarak görmüyorum artık. Ki bu bana çok büyük bir özgürlük veriyor. Öyle olunca yani başka insanları şerbetinde hani bazen olur bazen olmaz. Tamam aynı fikirdeyim değilim. Ya da bu dediğin şey yani yapmak istemiyorum. Ya da böyle hani aynı fikirde olmayabilirim. Ve sınırlar koyuyorum yani artık. Hani Leyla herkese koşmuyor. Yok herkesi hani mutlu etsin. Yok ona onu yapsın falan. Artık daha çok Leyla ne istiyor diye soruyorum. Kendim ben ne istiyorum diye soruyorum.